Ama hakikaten şöyle oluyor, adam dinden imandan alakası olmuyor fakat kadının dindar olmasını istiyor. O çok yani, bayağı yaygın. Aman diyor dindar olsun diyor. Kendisi genel eve gidiyor, bilmem kumar oynuyor, içki içiyor falan. Ama karım dindar olsun diyor. Demek ki anlamış küfrün, dinsizliğin korkunçluğunu. Ama egoist davranıyor. Dinin nimet kısmını almak istiyor çünkü mümin bir kadın belli ki güzel huylu olacak. Yani onun meydana getirdiği o acımasız ortamı, o dehşet ortamını yaşatmayacak. O mümin kadının nimet yönünden istifade edip kendisi küfrü yaşayarak onun üzerine bina etmek istiyor. Olmaz öyle şey. Evet, dinliyorum. Adnan Bey, Alaska kurbağası hakkında bilgi vermek istiyoruz. Merhaba. Alaska ağaç kurbağası kışları don olaylarının görüldüğü yerlerde yaşarlar. Bu buz kurbağanın derisini, karnını ve kas liflerini tamamen kaplar. Hatta aort damarı kesildiğinde dahi herhangi bir kanama olmaz. Buzlar çözüldükten sonra kalp tekrar atmaya ve hayvan nefes alıp vermeye başlar. Bu mucize ya. Evet, maşallah. Yani tam anlamıyla mucize. Maşallah. Ya normalde ölmesi lazım. Evet. Baksana adama. Evet. Bu hayvanın bol miktarda glikoz üretebilen bir özellikle yaratılmasıyla mümkün olur. Maşallah. 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 İnsanda böyle bir özellik olsa dehşet olur. Kutuplara gider, donar orada, bekler. Yaz gelinceye kadar, ondan sonra çıkıp yine gelir. İskoçyalı Serden Atası, münafıkların Kur'an ayetleriyle ortaya çıkacağını akledemiyor. Evet. Münafık zaten Kur'an ayeti kullanacak. Çünkü ahlaksızlığını başka türlü gizleyemez o. Kendini dürüst gibi gösterir. Peygamber'e karşı ne yapıyorlar? Kendilerini dürüst gibi gösteriyorlar. Hazreti Ali'yi şehit edenler ne yapıyordu? Kendilerini dürüst göstertiyorlardı. Samimi göstermeye çalışıyor ve Kur'an ayetlerini hareket ediyorlardı. Hazreti Osman'ı şehit edenler Kur'an ayetleriyle hareket ediyorlardı. Ve kendilerini dürüst insan gibi göstermeye çalışıyordu. Halbuki çakalın, ahlaksızın, kahpenin dik alasıydılar. En aşağılık adamlardı. Ama İskoçya Serdar yu demek ki böyle şeylere. Çok büyük hata yapıyor. Biraz ufkunu açması lazım. Kur'an gözüyle bakması lazım. Münafığın özelliği nedir? Kur'an'la konuşmasıdır. Ve şeytani bir zeka kullanır. Hiç münafığın Müslümanla birleşsin dediğini görmüş mü? Darwinizme karşı mücadele verdiklerini görmüş mü? İngilizlerin devletine karşı mücadele verdiğini görmüş mü? Homoseksüelliğe karşı mücadele verdiklerini görmüş mü? İslam alemi birleşsin demek asla kabul etmeyecekleri bir şey. İslam aleminin başına bir lider gelsin demek asla kabul edecekleri bir şey değil. Küfürle asla mücadele etmezler. Küfürle asla, PKK'yla asla mücadele etmez. Ne yapar? Sadece en etkili gördüğü Müslümanlarla mücadele eder. Zaten oradan anlaşılıyor münafıklığı. Ama İskoçya Serdar body yapmaktan vakti yok ki bu konuları araştırsın, incelesin. Oturmuş ahkam kesiyor. Yani bu kadar kolay bir şeyi anlayamaman, bunca yıl anlatmamıza rağmen anlayamaman, durumunun ne kadar vahim olduğunu göstertiyor. Allah ayette münafıklara şeytan da Allah sınır, sadece iyilik isteriz dediklerini ama aslında bozgunculuk çıkardıklarını belirtiyor. Evet, biz ıslah yetiştiririz diyorlar. Münafıklar klasik esnaf kafalaması yapıyor. Onu da yanlış anlamış. Yani münafıkların yöntemi zaten benim sözüm bu, esnaf kafalaması yapmaları. Ama bunu yaparken Kur'an kullanıyor. Sen de bunu yiyorsun, bunu anlamıyorsun. Lokman Suresi 33'te münafıklar sizi Allah ile aldatmasın diyor. Ayetle aldatıyor seni. Evet. Sen de bunu yiyorsun. Esnaf kafalamasının lafını benden duymuş. Buna rağmen ahkam kesiyor. İşte senin konuşman esnaf kafalaması oluyor şu konuşman.
İskoçya serdar. Ya şu konuşmanı esnaf kafalamaz. Çünkü münafıklardan haberin yok, hiç haberin yok. Muhatap bile olmuyorsun. İskoçya'da kendi keyfine bakıyorsun sen. Evet, dinliyorum.